Değerli Reklam Medya takipçileri, yepyeni bir astroloji ile karşınızdayız. Efendim sıra geldi aslanlara ve yükselen aslanlara. 2018'in 5. burcu Uygurcuğum. Evet, aynen öyle. Nasılsın? Vallahi iyiyim, bir sen aydır, iyisin. Bir aydır görüşemedik. Evet. 50 video sonrası. Ayrılıştık, ayrılıştık, barıştık. 50 video sonra, 50 video sonrası görüşemedik. Bir ay evet, dinlendik aynen efendim. Öyle. 50 tane video çekince 2 ayda. Sağ olun, sizlerden bir sürü mesaj geldi ya, ne oldu, niye çekmiyorsunuz falan diye. Ama böyle çok da önemli bir gündem yoktu efendim. Böyle 2018'e girmeden önce bütün Satürn, Jüpiter vesaire bütün videoları çektiğimiz için işte birazcık da dinlenelim istedik. Bu durumda Uygurcuğum evet. Ne yapsın takipçilerimiz? O videoları izleyin, evet. İzlemeleri lütfen lazım. Lütfen izleyin. Bakın, hangi videoları izlesinler? Jüpiter Akrep transiti, yükselen aslana göre izleyin. Satürn Oğlak transiti, yükselen aslana göre izleyin. Çok önemli. Önümüzdeki bir sene, 2,5 seneyi anlatıyor. Sonra ay niye böyle oldu, vay niye böyle oldu demeyin. Bakın oradaki önemli, bunlar kuşak gezegenlerinin transitidir. Evet. Önemlidir. Önümüzdeki süreci çok önemli etkiler. Çok da detaylı anlattık. Bir göz atarsanız, izlerseniz açıkçası biz de çok memnun oluruz. Çok teşekkür ederiz. Yani izleyin lütfen. Bir de evet. İzlerken Uygurcuğum ne yapıyoruz? Her zaman yükselene göre. Yükselene göre. Çünkü güneşimiz karakterimizi anlatır ama öngörüler sade ve sadece yükselen burca göre yapılır efendim. Evet. Şahsımca değil, bütün meslektaşlarımca böyledir. Bütün dünyada böyledir. Yükselen burca göre bir harita çıkar. 12 tane ev sistemi. Evler, konular, işte gezegenler o evlere girip çıkıyor vesaire. Dolayısıyla bizler de öngörü yapıyoruz. O yüzden lütfen burcunuza göre izlemeyin. Yükselen burcunuza göre izleyin. Evet. Ve bu arada da takipçilerimiz fark etmişlerdir. Arka fonumuzda efendim geçen güzel fotoğraflar var. Milonas evet. Firması Astroloz'un sponsoru oldu. Evet, artık bir sponsorumuz evet, var. Aramıza hoş geldiniz efendim, Milonas. Evet. Milonas ne yapıyor? Efendim Milonas zeytinyağı üretiyor. Soğuk sıkma zeytinyağı üretiyor. Ve bir başka başarısı daha var. Evet. Bu zeytinyağlarını Japonya'ya ilaç olarak satıyor. Bildiğiniz ilaç efendim. Evet. Yani ilaç, hani başka bir şey değil, bildiğiniz ilaç olarak evet. Satılıyor. Evet. Ne öneririz? Efendim hem bize destek olmak için hem de Milonas'ı daha yakından tanımak için lütfen Milonas'ın internet sitesine göz atınız. Ben zaten yorumlar kısmında internet sitesinin linkini koyacağım. Evet. Fayda sağlayacağınızı düşünüyorum. Ben kullanmaya başladım. Bildiğin Uygurcuğum, kaşıkla zeytinyağı içiyorum. Evet evet, bayağı toparlandı çünkü hastaydım. Geçen hafta bir telefonlaştık. Son derece ses kötüydü. Yok. Ses yok yani. Hani duyamıyorum seni Barış diyorum. Hayır, adamın sesi yok. Evet, yani anlatabiliyor muyum? Evet. Ne yaptım, ne ettim, baktım ses geri geldi. Yani bugün güneş gözlüğü de takasım evet, vardı evet. Biliyorsun ama tepki alıyorum ondan evet, sonra. Evet evet ya. Vallahi bir kızmışlardı değil ya, mi? Kızdı. şey takipçilerimiz köpürdü evet. Falan. Evet. Bunun nasıl bir ciddiyetsizlik evet. Falan. Değil halbuki... Mi? Efendim bunun sebebi de şudur, şu an biz yaklaşık 2000 wattın altında duruyoruz. Evet. Işığın altında duruyoruz. İnsan grip olunca da Uygurcuğum, hele ki göz açılmadığında şöyle falan oluyorsun. Tabii tabii canım. O günü öyle kurtarmıştık, nereden nereye. Evet, nereden neyse lafı çok uzatmayalım. Hadi efendim. Başlayalım. Başlayalım, buyurun. O zaman sevgili yükselen aslanlar, bakınız. Ocağın son günü 31 Ocak'ta efendim, böyle Şubat ayına çünkü 31 Ocak'taki ay tutulmasının enerjisiyle başlayacağız. 31 Ocak'ta bir dolunay gerçekleşti, bu aynı zamanda bir ay tutulmasıydı ve bunun enerjisiyle aya başlıyoruz. Peki bu ay tutulması nerede oldu efendim? Aslan burcunda oldu. Yani sizlerin yükseleninde oldu efendim, birinci evinizde bir ay tutulması gerçekleşti. Demek ki kendinizle ilgili bir şey duyuracaksınız bu ay. Bir fikriniz var, bir kararınız var, bir projeniz var efendim. Yani böyle bir şey duyuracaksınız. Sizden bir şey öğreneceğiz, sizinle ilgili bir şey duyacağız efendim. Bu son derece dikkat çekiyor. Bir fikriniz, bir kararınız var. Bu ikili ilişkilerle ilgili bir karar olabilir mesela. Çünkü bir 7 aksında demek ki evlilikle ilgili evlenme, boşanma, belki iş ortaklığı kurma, iş ortaklığından ayrılma ya da bir ticari müşteriniz, bir şeyiniz var. Yani ikili ilişkilerle ilgili bir durumunuz, bir konunuz, bir gündeminiz var ve bize bunu duyuruyor olacaksınız. Belki de dış görüntünüzle ilgili, çünkü yükselen üstündeki bir tutulma bazen estetikle ilgili çalışır. Belki ne bileyim artık dudak dolgusu mu geliyor, hı hı. Saç mı ektiriyor, ekiyorlar bir şey. Bir de yükselen aslan için saç çok önemlidir Barış'cığım. Doğru. Biliyor musun? Yükselen aslanı saçından tanırsın. Allah. Yani böyle kadınları önem gösterir, erkekleri önem gösterir. Mesela ben aslan olsam, yani yükselen aslan nasıl tanıyacaktık? Sen muhtemelen peruk takıyordun. Peruk takıyordum. Tabii. Hayatta takmam. Neredeyse şey ağzımdan isim kaçıyordu. Örnek verecektim ama vermeyeyim. Ama hakikaten. Barış Tunç Black böyle iyi diyenler evet. Yorum yapsın. Peruk taksın. Gayet karizmatiksin. Peruk yani. Taksın diyenler de evet. Şey yapsın, artık ne yapalım, kabul evet. Edeceğiz. Yükselen aslanın o saç takıntısı vardır. Sende evet. Bir aslan havası var ama.
Ben de mi? Benim güney ay düğümüm aslan. Ha ama maşallahımız yani var. Yani evet saçım gür ama işte kenarlarına da açılmaya başladı. Uygurcuğum maşallah gür. Allah ya. Vereyim sana biraz. Sağ ol teşekkür. Evet devam ediyoruz. Şimdi efendim 18 Şubat'a kadar Güneş, Venüs ve Merkür Kova burcunda sizlerin doğum haritası 7. evinizde olacak ve 16 Şubat'ta da bir kısmi güneş tutulması var Kova burcunda 7. evinizde. Demek ki ayın ilk yarısı dikkatiniz odağınız 7. ev konularında. Evliliğinizde, iş ortaklığınızda, her türlü ikili ilişkinizde, avukatınızda, astroloğunuzda, ticari müşterilerinizde, sevgilinizde, aşkınızda, arkadaşlarınızda, evliliğinizde, iş ortaklığınızda öyle gidiyor. Yani her türlü ikili ilişkiyle ilgili bir odağınız var bu ay efendim. Bu son derece dikkat çekiyor. Belki bir ilişkiniz yok, ilişki kovalıyorsunuz. Çapkınsınız, hovardasınız, hayatınıza birilerini katmaya çalışıyorsunuz. Olabilir. İletişim gezegeni Merkür ve aşk gezegeni Venüs'ün 7. evinizde beraber transit halinde olması şunu söylüyor. İkili ilişkilerinizde aslında gayet başarılı olduğunuz bir ay efendim. Uzlaşı var, diyalog var, iletişim var, aşk var, sevgi var. Bazılarınız için kontratlar var. Özellikle iş ortaklıkları için harika bir ay mesela. Bunu demeye çalışıyorum. Evet, partnerinizin, eşinizin, ortağınızın hayatında güzel bir gelişme de olabilir efendim bu transitlerden mütevellit. 16 Şubat'ta bir kısmi güneş tutulması Kova burcunda 7. evinizde. Bütün ay tutulmaları dolunayla, güneş tutulmaları ise yeni ayla olur. Demek ki bu güneş tutulması yeni ayla beraber olacağına göre yeni başlangıçlar için bir göksel müdahale var efendim. Bu güneş tutulması ikili ilişkilerle ilgili önemli süreçleri tetikliyor olacak hayatınızda. Ortaklıklarla, evliliklerle ilgili bir karar alacaksınız. Belki bu bir sürüncemenin sonuna geldiğinizi, böyle hani bir ilişkiyle ilgili bir şeylerle netleşmek istiyorsunuz siz. Yani ne bileyim, ortaklıktan mı ayrılacaksınız, ortaklık mı kuracaksınız, boşanıyor musunuz, ayrılıyor musunuz, yoksa evleniyor musunuz? Yani veya bir arkadaşınızla artık ipleri mi koparıyorsunuz, bir şeyler var. Hani bu tutulmalar bunları gösteriyor efendim. İş ortağınız, evliliğiniz ya da ilişkide olduğunuz biriyle ilgili sürüncemede ne varsa bir karara bağlanıyor olacak sizin açınızdan. 18 Şubat'tan sonra artık Güneş Balık burcuna geçiyor. Venüs'ü de Merkür de yanına alıyor ve sizin 8. evinizde transitine başlıyor. Bu da demek oluyor ki ayın son 10 günü odağınız 8. ev konularında. Yani maddi konularda, para konularında, aileyle, eşle ya da iş ortağıyla olan ortak harcamalarda, ortak maddi konularda. Özetle mali tablonuzda yani gelir giderleriniz, banka ödemeleriniz, kredi kartlarınız, vergi, sigorta, ne bileyim nafaka, tazminat, miras, her türlü finansal konuyla ilgili bir odağınız var sevgili yükselen aslanlar. Finansal bir gösterge olan Venüs tabii ki harikulade destek veriyor. Şimdi balık burcunda yücelir bir de efendim. Balık burcunda çok güçlüdür Venüs. Yüceldiği yerdir ve finansal bir gösterge aynı zamanda. 8. eviniz finansal bir ev. Demek ki maddi konularda güzel bir takım destekler var. Bir kere öncelikle bunu görüyoruz efendim. Bunun özellikle altını çizmek isterim. Ne bileyim banka kredisi falan bekliyorsanız alırsınız mesela. Ya da toplu bir para bekliyorsanız o para gelir. Tabii ki 8. ev cinsel hayatımızı da anlatır. Ve güzel hem Venüs orada hem Merkür orada gayet keyifli güzel bir ay cinsel anlamda. Sağlık konuları gündeme gelebilir. Merak etmeyin Venüs desteğini verecektir. İhtiyaç duyduğunuz doktor vesaire her neyse karşınıza çıkacaktır efendim. Bunu demeye çalışıyorum. Ayın tamamında Mars yay burcunda olacak. Şimdi Mars yay burcundaki tabiatı nasıl efendim? Enerjik, cesur, maceracı, gayet güzel. E tabii ki sizlerin doğum haritasında Mars 5. evinizde. Demek ki yükselenize üçgen açı yapıyor. Demek ki bu Mars size yarayacak efendim. Niye yarayacak? Hangi konularda yarayacak? Bir göz atalım. Bir kere aşk hayatında güzel. Gayet çapkınsınız. Eforunuz aşk hayatınızla ilgili. Gayet diyalogçusunuz, çözüyorsunuz. Evet Mars'ın olduğu yerde bir didişme olabilir bazen. Böyle sesler yükselebilir ama nihayetinde üçgen açı. Demek oluyor ki aşk hayatında güzel bir destek var. Bu ay biraz çapkınsınız, sosyal hayatınız güzel, aşk hayatınız keyifli. Belki çocuklarınızın bir takım gündemleri var, onlarla ilgileniyorsunuz. Gayet güzel yine bu destek, öyle söyleyeyim. Şimdi spekülatif borsa konuları falan ilginizi çekiyorsa yatırımlara yönelebilirsiniz. Bu eforunuz bu yöne kayabilir ve gayet de kazançlı çıkabilirsiniz bu ay. Sporcular için harika bir ay. Müthiş. Özellikle sporla falan ilgileniyorsanız ya da spora yazılmak istiyorsanız bu ayı kaçırmayın efendim. Çok güzel bir başlangıç olur sizin için.
Dediğim gibi aşk maceraları içinde gayet keyifli sevgili yükselen aslanlar. Demek ki bu ay gündemimiz hep ikili ilişkiler. Hep ikili ilişkiler, her türlü ikili ilişki. Biraz sosyal hayat, ebeveynler için çocukları, bir de maddi konular son derece dikkat çekiyor. Bizden bu kadar, benden bu kadar. Buyur Barış'cığım. Aslanlar için zor bir ay değil. İkili değil. İlişkiler de zaten etkinler. Değil ama ne var biliyor musun Barış'cığım? Yine de tabii ki aslanlar son bir yıldır ikili ilişkiler konusunda zorlanıyorlar. Evet. Çünkü bütün tutulmalar o 1-7 aksında ya. Çok boşanan aslan var. Aa. Ya da hayatına yeni birini alanlar var, iş ortaklıkları, böyle önemli süreçler yaşıyorlar iş hayatlarında ve özel hayatlarında. Ben zaten bu dönemde en fazla yükselen aslanlardan seans alıyorum. Boşuna Allah. Değil. Çünkü en çok onların hayatında bir takım dönüşümler var. İyi ki sordum. Evet. İyi ki sordum. Aynen öyle. Efendim, Milonas desteğinde gerçekleşen bir astrolojinin daha sonuna geldik. Yeni bir astrolojide görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.